Evet Suat abi, şu an zincir değişimiyle ilgili senin teknik bilgilerine ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar, zincir değiştirme çok önemli bir husus. Zincir değiştirirken dikkat edilmesi gereken hususlar zincirin gergin olması, yeteri kadar gergin, fazla bol olmaması gerekiyor. Bölmüş olduğunuz bol sını şurada elimize bir aletimizle. Şeyi söyleyebilir miyiz burada Suat abi? Evet. En ufak dişlilerde olacak yani, her iki taraf. Evet. Yani mantıklı Ondan olarak sonra gerginlik şu şekilde en olacak. ufak bir işte ya, yani o şeye göre bisikletin kullanılan vites gruplarına göre bunların şeyi değişiyor. Durumu ve pozisyonu değişebiliyor. Ama genelde biz en alt dişli ve en yüksek dişliyi baz alıyoruz. Ona göre işlemi gerçekleştiriyoruz. Ve bu gördüğünüz Shimano'nun 9 vitesli 9 vitesli zinciri, 9 vitesli uygun bir zincir. Bunlar da çoğunlukla stiff, yani bolsunla beraber geliyor. Bazı arkadaşlar buna yanlış yapılabiliyor. Çünkü tam sıkmıyorlar veya fazla sıkıyor, karşıya geçiyor. Bu yüzden dikkat etmek gereken arada küçük küçük şeyler var. Yuvalar var. Zinciri oraya güzelce şu an oturtuyoruz. Ve yavaşça sıkmaya başlıyoruz. Bir boşluktan geçti. Önce bir sıkılaşıyor, sonra rahatlıyor. Bunu elinizde hissediyorsunuz. Son ana gelene kadar fazla karşıya geçmiyorsunuz ve sonra biraz gevşetiyoruz. Tam yerleşmiş, az daha sıkıyoruz. Ve şu an tam oldu. Ve bakıyoruz zincirimizin durumuna. Ve çok rahat hareket ediyor. Abdurrahman Bey, pense alabilir miyiz? Teşekkür ederim Emre Bey. Ve böyle hafifçe bunu kırdıktan sonra ve gördüğünüz gibi çok rahat çalışıyor. Teşekkür ediyoruz Suat Bir Bey. dahaki öğretici videomda buluşmak üzere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı desteklemeyi tabii tabii unutmayınız. unutmuyoruz. Evet. Unutmuyoruz.